Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Değerli dostlar, Mesnevi okumalarının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İkinci defterdeyiz. Tahir-ül Mevlevi'ye göre beyit numaramızı da söyleyelim. 7083. beyit. Henüz başlığa az bir yer kalmış. O kısmı gördükten sonra başlığımıza geçeceğiz. İkinci defterinde 3149. beytindeyiz. Tabii daha önceden gelen bir konu, birkaç ara başlıklarla, hikayelerle konu anlatılıyor. Burada aslında devam eden bir süreç ve konu işlenirken akla gelen veya bahsi geçen bir hususla ilgili yeni bir hikaye şeklinde devam eden bir bölüm var burada. İkinci defterin sonlarına doğru aslında yaklaşmış oluyoruz. Burada mesela daha önceki hikayelerden biri yaşlı adamın doktora gidip şikayet etmesi, onun yaşlılıktandır diye cevap vermesi, adamın sinirlenmesi, o sinirlenme ile ilgili de gene doktorun bu sinirlenmeniz de yaşlılıktandır diye cevap vermesi. Burada da bugün de sabır konusunu işleyerek başlıyor. Sabrın tadından söz ediyor. İki önceki beyitte sabrın rahatlığın anahtarı olduğunu, zorluklardan kurtuluşun anahtar olduğunu söylüyor. Es-sabru miftahul fereç ifadesi Mesnevi'de epeyce geçen bir ifadedir. Mevlana tarafından kullanılan. Evet. Toçi dani zelki sabrey şişe dil khase sabrez behri an nakşi çigil. Ey sırça gönüllü, ey kırılgan, ey nazik, ey alıngan, artık ne anlamda alırsak, gönlü cama benzetiyor, sırçaya benzetiyor. Böyle bir kişiye hitap ederek söylüyor. Sabredemeyecek vasıfta birisi olmalı bu. Sen sabrın tadını ne bileceksin? Yani sabretmek de tatlıdır. Ama onun tadını bilmek herkes için mümkün olmayabilir. Özellikle kime sabır? O güzel için, çigil güzeli. Çigil, Türkistan'da bir şehir ismi. Yani güzeller güzeli olan sevgiliye sabır. Yani o sabır kavuşmak için her türlü zorluğa katlanmak anlamında. Tabi Tahir-ül Mevlevi bunu yaradan için bir vasıf olarak alıyor şerhinde. Yani Allah'ın cemaline kavuşabilmek, onun rızasına erebilmek ve mülaki olmak, ahirette kazananlardan olmak için bütün zorluklara sabretmek gerektiğini, bu sabrın da aslında tatlı bir sabır olduğunu söylüyor. Mert razoge kaza bu kerrufer. Yiğitler için savaşmak, ihtişam, güç kuvvet sahibi olmak bir zevktir. Yani yiğitlerin, savaşçıların, ama namertlerin zevk ise başka bir şeydir.
Yani onların bu anlamda bir özellikleri yoktur, korkaktırlar ve onların zevki başka bir şeydedir. Gerber ayet tafelek ezveyme ters kube eşki sof amuzi ders. Aşağı yani dünya ile ilgili olan ilgilere yönelmiş, onları ilgi alanına dahil etmiş, en çok dünyevi sevgilere yönelmiş kişinin ihtişamından, gücünden, kuvvetinden korkmamak gerektiğini söylüyor burada da. İsterse göklere kadar yükselsin onun gücü veya onun ihtişamı. Değil mi ki süfli bir aşk ile yetişmiştir, aşağılık bir aşk ile yetişmiştir. O zaman ondan çekinmemek gerekir. Gerçek yiğitler ancak çekinilecek, gücünden korkulacak kimselerdir. U ve su'yi sufl miranet feres, gerçi su'yi ul cunbanet ceres. Yüceliğe doğru iddialarda bulunsa da, yücelik iddiasında bulunsa da, ulvi amaçlar güttüğünü söylese de, aslında o süfli şeylere doğru at koşturmaktadır. Onun hedeflediği şeyler genellikle aşağı şeylerdir. Namert olanlar konusundaki sözü. Ez alemhâ-i gedâyan ters çiist. Dilencilerin bayraklarından, dilencilerin sancaklarından korkmanın manası nedir? Niçin korkalım? Buradan ne anlıyoruz? Şimdi askerlerin bayrakları var. Birlikler sancaklarla yola çıkıyorlar. Dilencilerin de kendi alametleri olduğunu söylüyor bazı şairler. Yani dilenciler de işte bazı göstergeler taşıyorlar. Onlardan korkmaya gerek yok. Onlar sizden yardım isteyecektir sadece. Yani ya para isteyecek ya yiyecek isteyecek. Ondan korkmanın manası nedir? Bir soru buradaki. Kan alemha lokmeyi nan rarehiyiz. Çünkü o sancaklar, o bayraklar bir lokma ekmeğe muhtaçtır veya rehindir. Bir lokma ekmek peşindedir. Ekmek verdiğiniz zaman o size ram olur. O size boyun eğecektir. O yüzden aşağı hedefler olanlarla yüksek hedefler olanlar arasında fark gözetmiş oluyor. Ve burada gene bir ara başlıkla devam ediyor. İnsanların dış görünüşleriyle yapılarının, davranışlarının, özelliklerinin farkını burada dile getiren beyitlerle karşılaşıyoruz. Sureti merdan mani inçonin ezburun adem derun divi lain. Bazı insanlar vardır, insan görünümündedir ama dışarıdan insandır ama içeriden baktığınızda melun şeytandır. An duhul ramani ey zefti çuat ki beru an şahra mikuft bat. Ey at kavmi gibi gösterişli olan, at kavmi de gösterişli, güçlü, kuvvetli bir kavim idi aslında ama içi boştu, yani manadan uzaktı. Tıpkı içi boş davula benziyor idi. Ve rüzgarda
ağaç dallarının çarptığı bir davul gibiydi onlar. Yani davulun sesi içi boş olduğu için yüksek gelir ama manasızdır. Dolayısıyla içi boş olduğu için bir hükmü yoktur. Ad kavmi ile ilgili tabi bildiğimiz hususlar. Rubehi işgari hodra bağdat behri tebliğ hemçuhi ki purzi bağd. Bu içi boş davula aldanıp, bu da bir bildiğimiz hikaye. Fabillerde geçen veya masallarda olan, işte bir davul asılı ağaçta ve o davul rüzgardan dallar çarptıkça ses çıkarıyor. Bir tilki de bir şey var zannedip o davulda korkup avından vazgeçiyor. Avını bırakıp kaçıyor. Yani bir tedbir olarak belki böyle bir şey yapılmış. Bazı insanlar da böyledir diyor Mevlana. Yani dış görünüşü heybetlidir, güçlü, kuvvetlidir. Ama yanına yaklaştığında veya onunla muhatap olduğunda, onunla bir işlem olduğunda bir işe yaramadığını, onun içi boş, anlamsız bir insan olduğunu görürsün diyor. Çün ne deyit ender dohul u ferbehi goft huki bih ezin hiki tehi. Sonra tilki olayın iç yüzünü sonradan fark ettiği zaman diyor ki bu içi boş tulumdan bir domuz daha evla idi aslında. Yani keşke avımı bırakmasaydım. Rubehan tersenzi avazı duhul avgileş çendan zenet ki la tegul. Tilkiler davul sesinden korkarlar. Fakat akıl sahibi insanlar ona o kadar vururlar ki sonunda davul sessizliğe gömülür. Yani mesela davul patlatıncaya kadar çalarlar. Gene bu hikaye, tilki ve davul hikayesi, Kelle ve Dimle'de geçen bir hikaye, oradan Mevlana'nın kaynaklarında bu şekilde görmüş oluyoruz. Gene aynı şekilde başka bir hikaye, hemen arka arkaya konular, yani dış görünüşe aldanmak ile ilgili konular arka arkaya geliyor. Bir başka hikayede de gene bir avcının veya bir ok ile gezen birinin bir atlı görmesi ve atlıdan korkup okunu çekmesi, bu şey, bunun karşısında da atlının ondan korkması, ikisinin birbirinden korkması ve sonuçta da birbirlerine kendilerini açık etmeleri ile ilgili bir hikaye. Bu da gene başka kaynaklarda geçen bir hikayedir. İşte bir atlı gidiyor, bir de avcı var, elinde ok var. Atlı uzaktan görününce okunu çekiyor. Korktuğu için, yani bu atlı bana zarar vermesin diye okunu çekiyor. O da okunu çektiği için ondan korkuyor. Yapma diyor, ben tehlikeli biri değilim, benden bir zarar gelmez. Ben güçlü, kuvvetli görmüyorum mu? Değilim diyor. Ben zayıf bir insanım. Oku çeken de diyor ki, ben de aslında ok atmayı bilmiyorum ama yani senden korktuğum için böyle yaptım diye böyle karşılıklı konuşuyorlar. Mevlana'nın anlatımıyla okuyalım. Yek sevari baselahu besmehi mişo dender bişeber esbi necib. Bir süvari heybetli bir şekilde silahıyla ormanda soylu bir ata binmiş ilerliyordu. Tirendazi behukm ura bedi pessi hofi u keman ra derkeşi. Bir okçu onu görünce
korkudan yayını gerdi. Oku yayayı yerleştirdi ve yayını gerdi. Tazene tiri sovareş bank zet, men zayıfem gerçi zeftestem ceset. Tam okunu atacakken atlı bağırdı. Ben zayıf birisiyim. İri kıyım görünsem de ceset olarak, yani cüsse olarak gövdem iri görünse de ben güçsüz birisiyim diye bağırdı. Hanuhan men gerto der zeftiyimen ki kemem der vakti cenk ez pirzen. Sakın aman yapma, benim iri cüsseme bakma. Ben savaş vaktinde yaşlı bir kadından daha güçsüz olurum. Yani savaşta yaşlı bir kadın kadar gücüm yoktur diye kendisine yönelen bu tehlikeyi bertaraf etmek istedi. Goft rev ki ni gofti verne niş bertu mi endaftem ez tersi hiş. Okçu da ona cevap verdi. İyi ki söyledin, yoksa ben korkumdan sana ok atacaktım. Yani o da, onun da ok taşımakla birlikte, yay taşımakla birlikte savaşçılıkla bir alakası yok. Onun da korkudan başka bir şey yok. Bes kesan ra kaleti peykar koşt, bir culiyet çonan tiri be moşt. Yiğit olmadığı halde elinde kılıç taşıyan nice insanlar da savaş aletiyle öldürülmüştür diyor Mevlana. Gerbe puşi tu silahi rosteman reft canet çün nebaşi merdan. Rüstemlerin silahını kuşanmış olsam da eğer savaş adamı değilsen, bu işin ehli değilsen canım gitti demektir. Yani bir işe koyuluyorsan o işin hakkını vermen gerekir, onu bilmen gerekir. O konuda yeteneğin, gücün olması gerekir. Can siper konti boğza ey peser, her ki bi ser bu, ezinşe bot ser. Burada asıl şeye geliyor, yani sadede geliyor Mevlana. Canını siper et, yani canını ortaya koy, kılıcı bırak ey oğul, başsız hale gelen, başsız olan kişi bu şahtan başını kurtarır. Yani burada tam teslimiyet gerekir. Yani gene hakka yönelmek için her türlü nefsani duygulardan, izzeti nefisten arınmak gerekir. Yani tam teslimiyet gerekir. Benlik duygusundan uzaklaşmak gerekir. An silahet hile bu mekri to est, hemzi to zayidu hem cani to hest. Senin silahın, o senin hilen ve kurduğun tuzağındır. Yani sen kendi kendine bir silah tasarlıyorsun. Aldığın tedbirler, yaptığın hileler senin silahındır ve bu silah dönüp seni yaralıyor sonuçta. Senin canını yaralıyor. Senden kaynaklanan bu şeyler, yani nefsin ortaya çıkardığı durumlar sonunda seni yaralayan bir silaha dönüşüyor. Çün nekerdi hiç sudizin heyel, terke hilet kon ki pişayet duvel. Yani bu hilelerden madem ki hiç fayda sağlamadın, yani İnsanın kendi kendine düşündüğü tedbirler dünyada, aslında burada insanın tanrılık taslaması da söz konusu.
Yani pek çok şeyi kendisinin başarabileceğini hayal etmesi ve bunlarla hareket etmesi sonucunda kendisi zararlı çıkar. Bu hilelerden sen hiç kâr etmedin madem, hileyi terk et ki sana devlet gelsin. Yani sana baht ve ikbal gelsin. Yani Allah'a teslimiyet. Yoksa hile kelimesinin tedbir anlamı var. Dünya ile ilgili tedbir almayı burada eleştirmiyor. Ama insanın yaratıcıyla olan münasebetini burada tahlil ediyor aslında. Yani insanın kendisini yaratana karşı tutumunu eleştiri konusu yapıyor Mevlana. Çünkü yekleh sen ne hordi berzi fen terki fen gu mi talep rabbul minen. Madem ki bir an olsun bu yoldan, yordamdan, bu taktikten, bu tedbirlerinden bir ürün elde edemedin, bir meyve yiyemedin. Fen kelimesi burada geçiyor. Fen, taktik, teknik, yapılan işler, yol, yordam anlamında çevrilebilir. Madem bunlardan bir an bile sonuç alamadın, o zaman o taktiği, o fenli, o tarzı, o yolu terk et ve Rabbini talep et, onu ara. Minnetler sahip olan, nimetler veren Allah'ı ara. Yani ona yönel. Yani her şeyin kaynağı olan Hakk'a yönel. Çün mübarek nisbertu in ulum hişten guli konu bokser zişum. Madem ki öğrendiğin bilgiler sana uğurlu değil, sana mübarek değil, yani sana uğur getirmiyor, sana bir fayda sağlamıyor, elde ettiğin bilgilerden bir kâr elde edemiyorsun, o zaman kendini bir aptal yerine koy ve bu uğursuzluktan geç, onu bırak, bir kenara bırak. Yani faydasız ilimden Allah'a sığınmak tabiri burada tam bunu karşılar aslında. Yani faydası olmayan ilimden Allah'a sığınmak, ona teslim olmak, faydalı ilimlerle meşgul olmak. Çün melaik ku ki la ilme lena ya ilahi gayre ma allemtena. Burada da Bakara suresinde geçen husus, melekler Adem'e secdeye davet eden Allah, sonra Adem'e isimleri öğretiyor ve o isimleri meleklere soruyor. Onlar da diyorlar ki seni tenzih ederiz, biz senin öğrettiklerinden başka bir şey bilmeyiz. Burada ayetin bir kısmını, la ilme lena, bizim bir bilgimiz yoktur ey ilahi senin öğrettiğin dışında. Bakara suresi 32. ayette geçen husus. Evet, bir başka bahis, Kısse-i Arabi ve Rik der Coval Kerden ve Melamet Kerden an Feylesof Uğra. Bu da gene akıl ve bilginin işe yaraması ile ilgili bahis açılmışken Mevlana'nın sanıyorum çağrışım yoluyla aklına gelen o anda ve buradan bazı dersler verdiği bir hikaye. Bir bedevi var, çölde gidiyor, sahrada iki çuval yüklemiş, birinde kum var, birinde ne vardı hatırlamıyorum şimdi. Buğday mı vardı? Öyle bir şey, evet. Buğday var.
Bir filozofa rast geliyor yolda. Şimdi iki çuval taşıyor binek hayvanı. Birinde kum var, birinde buğday var. Filozof diyor ki, bunlarda ne var? Diyor ki, birinde buğday var, birinde kum var. Diyor ki, kum ne için? Diyor, buğdayı denkleştirsin diye. O da diyor ki, niye böyle bir şey, saçma bir şey yapıyorsun? Yani buğdayı ikiye böl, iki tarafına yükle. Adam da tabii bu şeye güzel bir cevap veriyor. Yani bedevi kendi işine karışılmasından dolayı rahatsız oluyor. Bu da eski bir hikaye. Yani Mevlana'dan önce anlatılan hikayelerde Mevlana bunu kendi konusuna uygun olarak anlatıyor. Yek Arabi Bağırkerde Oşturi Yek Arabi Bağırkerde Oşturi Der Cevali Zeft Ezdane Pori. Bir bedevi deveye iki dolu çuval yüklemişti. O nişeste berseri her du ceval, yek hadisen dağız kert uğra sual. O iki çuvalın üzerine oturmuştu. Genelde yolculuk yaparken işte hayvana yük yüklenir, ortasına da oturulur, böyle gidilir. Bu böyle haldeyken birisi ona hadisen dağız, burada ne diyelim, boş konuşan gibi, yani geveze gibi kullanılıyor. Burada söz ustası diye çevrilmiyor. Genelde bu anlama gelir ama. Yani bir çok konuşan, ağzı laf yapan birisi ona bir soru soruyor. Ezveten porsidu averdeş be goft, venderan porsiş besi dorha ve soft. Sohbet ederek gidiyorlar. Nerelisin diye başlıyor, vatanını soruyor. Sonra onu işte alıştırıyor konuşmaya, sohbete açıyor onu konuşsun diye. Ve bu sohbette epey inciler döktürüyor. Yani sohbet koyulaşıyor anlamında. Badezan gofteş ki an her du ceval, çiist akende begu mesduhi hal. Epey konuştuktan sonra ona diyor ki, bu iki çuvalda ne var? Doğrusunu söyle. Yani bu iki çuvalın içinde ne var? Goft ender yek cevalem gendomest, der diger rigi ne vakti merdumes, ne guti merdumes, pardon. Der diger rigi ne guti merdumes. Birinde buğday var, diğerinde ise insanların yiyemeyeceği kum var. İnsanların yiyemeyeceği kum var. Gov tuçun bağır kerdi in rimal, dedi sen bunun için yükledin bu kumu. Gov ta tenhane manet anceval, dedi diğer çuval tek kalmasın diye. Gov nimi gendume an tengra, der diger riz esbeyi ferhengra. Aklını kullan, buğday çuvalının yarısını bu çuvala boşalt diyor. Ta sebuk gerdet cevalu hem şotor, gov şabaş ey hakimi ehlu gor. Böylece çuval hafifler, deve de hafif yük taşımış olur. O da diyor ki, hay yaşa, sen diyor bilge bir adammışsın, hür bir adam ve bilge bir adammışsın. İn çonin fikri dakik re'i hub, tu çonin uryan piyade derlugub. Sonra da diyor ki, bu sefer bedevi ona soruyor. Sen böyle güzel fikirlere sahipsin. Böyle güzel görüşlerin var. Peki neden böyle perişan bir halde, üstünde başında bir şey yok, yalmayak çöllerde yürüyorsun
bineğin bile yok. Yani fikrin güzel de, yani madem çok iyi bir fikrin var, neden bu haldesin? Rahme şamet ber hekimu azm kert, kiş ber oştur ber nişanet nik mert. Adam ona acıdı, filozofa, ve onu deveye bindirmek istedi. Baz gofteş ey hekimi hoş suhum, şemme i ez hali hot hem şerh kon. Ve ona dedi ki, ey güzel sözlü bilge, halini birazcık anlatsana bana. İnçonin aklu kifayet ki toraz, tu veziri ya şehi ber bu iraz. Senin böyle aklın var, böyle yeterli fikirlerin var, ehliyet ve liyakat sahibisin. Sen vezir misin, padişah mısın? Bana bir söyle. Goft in herdu neyem ez ame'em, ben gerender halü ender came'em. O da dedi ki, ben ikisi de değilim, ne vezirim ne şahım, halktan birisiyim. Halime baksana, elbiselerime baksana. Goft oştor çent dari, çent gav, dedi kaç deven var, kaç ineğin var. Goft ne in ne an mara mekav, ne o var ne bu var. Yani filozof cevap veriyor, fazla deşeleme dedi. Goft rehtet çiz bari der dukan, goft mara kudekanu ku mekan, ku dukanu, yanlış okudum. Goft mara ku dukanu ku mekan. Bedevi soruyor, eşyan neyin var, dükkanında nelerin var? O da diyor ki, ne dükkanı, ne mekanı, bende hiçbir şey yok. Goft pes ez nek porsem nek çend, ki toyi tenha rovu mehbub pend. Diyor, nakit paran ne kadar var peki o zaman? Sen ki böyle yalnız gidiyorsun ve güzel öğütler veriyorsun. Kimyayı misi alem batu est, aklı danişra goher to bertu est, tu bertu est. Bakırları altına çeviren iksir sende, yani sen alimsin, bilgi var, akıl var ve kat kat inciler, mücevherler sende var. Cevap şöyle, goft vallah nist ya veçhel Arab, derheme milkem vucuhi guti şeb. Filozof ona dedi ki, ey Arap, Arap'ın büyüğü, ey ulu, Arapların ulusu diyelim, vallahi bende sadece akşam yemeğim var, yani yanımda, başka hiçbir şeyim yok. Pa birehne, ten birehne midevem, her ki nani midehet anca revem. Yalnayak, ne diyelim, baş açık koşturup duruyorum, kim ekmek verirse, bir ekmek verirse oraya gidiyorum diye cevap verdi. Mermerav zin hikmetu fezlu huner, nis asil coz hıyalu derdi ser. Bu hikmetten, bu faziletten, bu hünerden bana hayal ve baş ağrısından başka bir şey yok diye cevap verdi. Pes Arap gofteş ki şov dur ezberem, ta ne baret şumi to berserem. Arap sinirleniyor, diyor ki, o zaman benden uzak dur, senin uğursuzluğun benim başıma da gelmesin. Dur ber an hikmeti şumet zimen, nutqi to şumest ber ehli zemen. Senin o uğursuz felsefen benden uzak olsun, senin konuşman dünya ehline zarar verir. Ya tu ansu rev meninsu mi devem, ver tora rehbiş men vapes revem. Ya sen o tarafa git, ben bu tarafa koşayım, ya da sen ileri git, ben geri gideyim. Yani benden uzak dur.
diyor Bedevi. Yani senin fikrinin, senin felsefenin hiçbir faydası yok. Yani faydasız ilim konusu başta geçtiği için bu hikaye oradan çağrışım yaptı. Bedevi'nin konuşması devam ediyor. Yek cevalem gendum diğer zirik beh bovet zin hilehayi morderik. Yani bir çuvalında buğday, bir çuvalında kum olması bu ne diyelim köhnemiş düşüncelerden daha iyidir. Yani senin bu işe yaramayan köhne fikirlerinden, tedbirlerinden, akıl vermelerinden daha iyidir. Ahmaqiyem bes mübarek ahmaqiyiz, kidelem ba bergu canem muttaqiyiz. Benim ahmaklığım mübarek bir ahmaklıktır ki kalbim manevi rızıkla doludur ve ruhum ise takva ile donanmıştır. Yani ben cahilim ama bir şekilde takva sahibiyim, şükür sahibiyim, kanaatkarım ve dünyada da bir geçimliğim var. Böyle bir ahmaklık senin bilgili olmandan daha iyidir. Gertu hahi key şakavet kemşevet cehd konta ezu hikmet kemşevet. Yani senin bahtsızlığın azalsın istersen bu hikmetin, bu bilgin, bu düşüncen senden azalsın diye çalış. Yani ne kadar böyle fikirlerle az donanırsan uğursuzluktan da o kadar fazla kurtulursun. Hikmeti kez tab zayet vez hiyal, hikmeti bi feyzi nuri zulcelal. Yani celal sahibi Allah'ın nurundan kaynaklanmayan bir bilgi, bir felsefe, bir düşünce hayalden, insanın kendi nefsinden ortaya çıkan bir felsefe hikmeti dünya fezayet zannuşek, yani bu dünya düşüncesidir. Dünyevi bir hikmet, bilgeliktir. Bundan zan ortaya çıkar, şek, şüphe ortaya çıkar. Halbuki dini hikmet, yani Allah'ın lütfettiği Zülcelal nurundan gelen hikmet ise insanları göklere yüceltir, göklere yükseltir. Zevbeani zireki ahir zaman ber fuzude hiş ber pişidiyan. Ahir zamanın akıllı veya hilekar bahtsızları, yani aslında ellerinde bir şey olmayan, faydasız işlerle uğraşan ama kendilerini zeki gösteren insanlar kendilerinin öncekilerden üstün olduğunu, yani önceki bilginlerden, filozoflardan, bilgelerden, alimlerden ileri olduğunu iddia ederler diyor Mevlana. Her devirde öncekileri beğenmeyen, kendilerinin üstün düşüncelere sahip olduğunu düşünen kimseler vardır ama bunlar aslında kendilerine yazık eden kimseler, tebahkar dediği. Hile amuzan cigerha suhte fiilha bu mekha amuhte. Hileler öğrenirler, yani işin püf noktalarını öğrenirler ve çok
sıkıntı çekerler bunun için. Bazı işlere girişirler, bazı hileler öğrenirler. Ama bunlar sabır ve fedakarlığı elden yitirirler. Sabru isaru sehayi nefsu cud ba'dade kan buvet iksiri sud. Halbuki bu gerçek fayda sağlayan sabrı, fedakarlığı, kendinden vermeyi, cömertliği aslında yok etmiş olurlar. Kendi varlıklarından uzaklaştırmış olurlar. Birkaç beyit var, oradan toparlayalım ve son şeyleri konuşalım. Fikir an bahşet ki bok şayet rehi, rahan bahşet ki pi şayet şehi. Şahan bahşet ki eskot şehbovet, ne be mehzen havu leşker şehşevet. Tabe manet şahi u sermedi, hemçü izzi mulki dini ahmedi. Burada konuyu bağlıyor. Yani bilgi, yol yordam, felsefe, bunlar insanın ebedi hayatına fayda sağlayacaksa öğrenilmeye değerdir. İnsanı yüceltecekse öğrenilmeye değerdir. Yoksa insandaki bazı ulvi özellikleri yok edici sonuçlar doğurur. Fikir dediğin, Mevla'nın son üç beytini çevirelim. Fikir dediğin bir yol açar. Yani bu vecize gibi. Fikir odur ki yol açar. Yol odur ki karşına bir şah çıka. Yani öyle bir yolda yürü ki bir şaha ulaşasın. Yani hakka ulaşasın. Öyle bir fikre sahip ol ki bir yol açsın demek istiyor. Şah odur ki kendiliğinden şah olsun. Yani başkasından değil. Mahzen, hazinelerle, ordularla şah olunmaz. Şah kendiliğinden olur. Yani burada da gene Allah'ın tek hükümran olduğunu ifade eden bir şey. Ama aynı zamanda dünyadaki duruma da bir işaret sayılabilir. Yani şahın asaletten şah olması, yoksa işte birkaç hazine, birkaç asker toplayınca şah olunmaz demiş de oluyor bir taraftan. Öyle bir şah olsun ki sonsuza dek şahlığı kalıcı olsun. Tıpkı Ahmet dininin yüce saltanatı gibi, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin kalıcılığı gibi bir kalıcılık olsun. Gerçek dünya şahı Mevlana'nın gözünde Hazreti Muhammed aleyhisselam. Evet, burada noktalayabiliriz. Buraya kadar biraz dağınık bahisler geçti. Sabırdan bahsetti. Sabrın zorlukları aşmada en önemli yol olduğunu söyledi. Daha önceki bölümde Yunus peygamberin sabrı ile ilgili bir kısım vardı. Onun devamında bu bahis geldi. Gene önceki bölümlerde Cuha hikayesi geçmişti. İşte bir cenaze götürüyorlardı. İşte baba bunu nereye götürüyorlar diye Cuha soruyor babasına. O da diyor ki işte ışığı olmayan, eşyası olmayan, kilimi, halısı olmayan bir yere götürüyorlar. Yani mezara demek istiyor. Çocuk da diyor ki bizim eve mi götürüyorlar? Burada tabii
işin latife tarafı Mevlana söylüyor ama bir bakıma da şey yapıyor, yani toplumun durumunu da anlatıyor. Yani o dönemde böyle insanların, yani dünyada yoksulluk, sefillik içinde yaşadığını da bize göstermiş oluyor. Ama öbür taraftan da dünya ve ahiret algısıyla ilgili fikirler de veriyor. Bir başka bahse geldik, burada noktalayalım. Sürçülisan ettikse affola. Yeni bir mesnevi okumalarında buluşmak temennisiyle.